Arabalar 10.0.11P ayarlarını göstereceğim. Öncelikle kontağımızı açalım. Ekranımızı açalım. Basılı tutuyorum. P ayarlarına girmek için iki tuşu aynı anda basıyoruz. P00 geliyor. Bu P0 jant ebatını gösteriyor. Bizim jantımız 10 inç olduğu için 10 olarak kalıyor. Devam ediyorum M tuşuna basarak. 01 ayarı bu motor şu anki akünün şarj voltajını gösteriyor. Bu ayar 41,5 volta indiğimiz zaman buradaki ayara indiği zaman aküyü kesiyor. Aküyü korumak için. Bu o işe yarar. Ona dokunmayın. P2 ayarı bu motordaki mıknatıs sayısını gösteriyor. Normalde fabrikasyon 15'tir. Ben zaten motoru daha önce söktüğüm için oradan biliyorum. 30 tane saydım. 30 olarak girdim. Bu ne işe yarıyor? Motorun daha verimli çalışmasını sağlıyor. P3'e gelin. Bu ayarı değiştiremiyoruz ama bu speedometer var veya yok ayarı zaten sürekli var olduğu için bize kapattırmıyor bunu. Tekrar girdim. P3, P4 ayarı. Bu da mil veya kilometre cinsinden ekranın ayarı. Mil 1 yaparsam mil, 0 yaparsam kilometre olmuş oluyor. P5'e geçelim. Bu kalkış modu. Mesela şu an gaza bastığım zaman direkt kalkış yapıyor. Bunu 1 yaptığım zaman kalkış yapmıyor. Ayağımla sürtmem gerekiyor. Kickstarter diye geçiyor. Tekrar 0 yapayım. Ben direkt kalkışta kullanıyorum. P6'ya gelecek olursak P6 cruise control. Bunu bir yaparsanız gazı bastığınız sürece belli bir seviyede tutarsanız bir süre sonra aynı hızda sabitliyor. Ancak ben tavsiye etmiyorum. Çünkü gaz kesmeniz gereken yerler olabiliyor. Gaz kestiğiniz halde bu sefer ilerlemeye gidiyor. Biraz da kafa karıştırıyor. Çok da bir şey yok ama yine de tavsiye etmiyorum. P7 ayarı yumuşak kalkış ayarı. Bu da şöyle. Şu an mesela gaza bastım direkt kalkıyor hızlı bir şekilde. Bunu bir yaparsam yavaştan hızlanıyor. Bu sıfır olması rampalarda avantaj. Çünkü yumuşak kalkış yaptığı zaman hiç kalkamıyor. Ani hızlanma yaptığınız zaman rampalarda biraz daha rahat kalkış yapıyorsunuz. Ben bunu sıfırda tutuyorum. 8 motor gücü, motora ne kadar güç vereceğini ayarlıyor. Şu an %100 güçle çalışıyor. Bu da daha çok çocuklar vesaire kullanması gerektiği zaman bu gücü düşürerek motoru hızını limitlemiş oluyorsunuz. Onun için P9 elektronik fren ayarı. Şöyle göstereyim. Bu kapatılamıyor. 0'da düşük, 1'de biraz daha güçlü, 2'de daha güçlü. Aynı zamanda şöyle de göstereyim size. Şimdi gaza bastım. Hareket ediyorum. Bakın bu ön fren. Frene dokunduğum anda frene geçti. Voltaja bakın. Akü voltajına. Bir miktar artıyor. Çünkü motor frene geçtiği zaman artık rejeneratif geri dönüşten dolayı aküyü bir miktar da şarj ediyor. Yani rampayı aşağı inerken frenleri tam sıkmanıza gerek yok. Eğer yeterliyse hafif dokunun ön frene. Arka zaten kendisi tuttuğu için bir miktar da akünüze destek olacaktır. Bütün ayarlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.